Önümüzdeki hafta üç aylara gireceğiz. Efendimiz bu ayları nasıl değerlendirirdi? Bu aylarda bizlere neler tavsiye edersiniz? Yani üç aylar bildiğiniz gibi ibadetlerin arttırıldığı aylardır. Ee, yani Efendimiz özellikle bu aylarda orucu daha da çok arttırıyordu. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyuruyor. Bu aylarda Allah Resulü ibadetleri daha çok arttırıyordu. Namazı da, orucu da elinden geldiği kadar arttırırdı. İlla da şunu yapardı, bunu yapardı diye bir şey yok. Tüm ibadetleri elinizden geldiği kadar arttırabilirsiniz. Özellikle de Kur'an'ın nazil olduğu ay, Kadir gecesini toptan en yakın semaya indirildi. Oradan da Efendimiz'e 23 yılda peyderpey indirildi. O da yine Ramazan ayı içerisindedir. Dolayısıyla Ramazan ayı dendiğinde, 3 yani aylar dendiğinde akla Ramazan gelir öncelikle. Ramazan dendiğinde de akla oruç ve Kur'an gelir. Hatta Kur'an oruçtan evveldir. Yani Ramazan dendiği zaman aklınıza oruçtan evvel Kur'an gelmeli. Kur'an'ı tercümesinden yani mealinden bol bol okumalısınız. Arapçasından yine okuyun ama Kur'an'ı anlamak için e, mealinden mutlaka okuyun. Allah'ın kitabıdır. Vallahi billahi ayıptır yani bir Müslümanın Kur'an kendi kita kitabım dediği kitabı Rabbimin kitabı dediği kitabı bir kez okumamış olması vallahi ayıp billahi ayıp yani. Ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani daha ağır kelime kullanmak istemiyorum. Vallahi ayıp yani. Yani Rabbim dediğin Allah'ın kitabı, Müslümanım diyorsun İslam'ın kitabı, bir kez okumamışsın. Nasıl kurtulacağız ya? Yani üç aylar deyince aklınıza ilk gelmesi gereken şey Kur'an olmalı aslında. Ramazan dendiği zaman aklınıza ilk gelmesi gereken şey oruç oluyor. Bu böyle devam ettikçe bizim kurtuluşumuz yok. Ramazan dendiğinde bu ümmetin aklına oruç geldiği müddetçe bu ümmet kurtulamaz. Ramazan dendiğinde aklımıza Kur'an gelecek. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirildi buyuruyor. Yani Ramazan ayını şerefli kılan o ayda Kur'an'ın indirilmiş olması. Ramazan'ın şerefi oruçtan kaynaklanmıyor. Kur'an'dan kaynaklanıyor. Oruç ne biliyor musunuz? Oruç bu ayda Kur'an indirildiği için Allah'a şükürdür oruç. Onun için oruç emredilmiş yani. Ve o ayda Kur'an indirildi. Hidayet rehberi, medeniyet kitabı, dünya vahiretiniz için kurtuluş yolu. Buna şükür olarak siz de Allah'a oruç tutun. Bu yani, asıl olan oruç değil, asıl olan Kur'an yani. Belki benden başka şeyler bekliyorsunuz da ben size en önemlisini söylüyorum. Yani, bu ümmet üç aylar dendiği zaman Kur'an'ı hatırlamadığı müddetçe ya da Kur'an'ı anlamadan okuduğu, kadınlar evlerde toplanıp mı? mukabele okuyorlar ee, ama manası üzerinde hiç konuşmuyorlar bir kadın hoca kadınlara böyle Kur'an okumuş ben ee, yani Ramazan ayında mukabele okuyorlar demiş ki biraz da size bir şeyler anlatayım yani şu okuduğumuz Kur'an ne yani ne diyor? Biraz sonra hanımefendiler sıkılmaya başlamışlar. Ya yani biz yalnız Kur'an okuyalım. Ne olacak yani anlamadan okuyorsun papağan gibi? Ya yani bu kitap sana ne, ne diyor? Hiç merak etmiyor musun sen? İnsanoğlu kafa yormamak için elinden geleni yapıyor. Öyle okursa anlamadan kafa yormamış oluyor. Sorumluluk da almamış oluyor. Hem kafa yormuyor hem sorumluluk almamış oluyor. Ama anlayarak okursa kafa yoracak, araştırmalar yapacak, bilenlere soru soracak, kitap okuyacak. Bir de sorumluluk binecek omuzlarına. Allah kendisine ne diyorsa onu yapması gerekecek. İşte onu istemeyenler anlamadan okuyalım tamam diyorlar. Kafa buysa bu ümmet kurtulmaz. Üç aylar dendiğinde aklınıza Kur'an gelsin.